Efendim sağlık vaktinde partnerim Fatih Dağdelen ile beraber kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Denizhan Dizdar ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine güzel konuları konuşacağız. En sevdiğim konulardan bir tanesi efendim. Burun estetiği nedir ve kimlere yapılır? Bizim de en sevdiğimiz konulardan açıkçası. Yani tabii bir burun hastalıkları uzmanı olarak burnun hem fonksiyonel hem şekille alakalı hastalıklar hepsi böyle bizim de uğraştığımız ve böyle güzel sonuç aldığımız bir alan oluyor. Tabii burun estetiği nedir? Şimdi burun yüzün ortasında hem fonksiyonel olarak hem şekil sima anlamında öyle bir yerde ki gerçekten sizi yani düşük bir burun işte yorgun gösterebilirken işte eğri bir burun kızgın kavgacı gösterebilirken ifadenizi gerçekten çok değiştirebiliyor. Aynı esnada nefes almayla ilgili problemlerde gerçekten bizim halkımızda da sokakta %60-70 kadar neredeyse hastamızda sıkıntılar var. Bunları çözerken beraberinde şekille alakalı da böyle düzeltmeler yapabiliyoruz. Daha dinamik, daha enerjik, işte daha pozitif bir ifade yaratabiliyoruz. Bu yaptığımız işlemlerin hepsine de biz biraz böyle fonksiyonel burun estetiği adı altında yani hem nefes alsın hem de şekil olarak yüzü, simayı, ifadeyi desteklesin. Bunları burun estetiği diyoruz. Lafınızı böldüm. Kimlere yapabiliyoruz derken aslında evet, kimlere yapabiliyoruz? Şöyle ben hani 18 yaşından itibaren anestezi alabilecek, ameliyat olabilecek, iyileşme sürecini sağlayabilecek bütün hastalarımıza sonuçta önerilebiliyor. Tabii ki ek hastalıklar, ek durumlar hani bunlar iyi değerlendirilecek ama 18 yaşından itibaren yapabiliyoruz. Peki ameliyat öncesi detaylı muayenede neler yapıyorsunuz? Mutlaka dedim biz estetik ameliyat da olsa mutlaka burnun fonksiyonunu öncesinde detaylı endoskoplarla, kameralarla mutlaka değerlendiriyoruz ve bu şikayetleri de mutlaka sorguluyoruz. Bazen hastalarımız bu sorgulama esnasında özellikle yakınlarıyla geldikleri zaman burun problemleri, nefes alma problemleri olduğunda bu sorgulama esnasında anlayabiliyorlar aslında. Detaylı bir dediğim gibi kamerayla kulak burun boğaz muayenesi yaptıktan sonra şekille de alakalı ne düşünülüyor, ne hayal ediliyorsa bunların simülasyonları yapılıyor. Tabii burun estetiği ameliyatı sınırları olan bir ameliyat. Yani burnu tamamen alıp atıp işte yepyeni bir burun takmıyorsunuz. Var olan problemler üzerinde bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz ve bunu da herkesin yüzü, işte uzun yüzlü bir insana yapılacak bir burunla yuvarlak minyon yüzlü bir insana yapılacak burun aynı olmuyor. Tabii. Olmamalı da bence. Bunların planlamaları kişiye özel, kişinin beklentilerine göre bunlar yapılıyor. Biz genellikle işimizi ben kendi adıma şeye benzetiyorum. Bir işte dükkana gidip bir tişört almak gibi değil de daha ziyade üstünüze özel giysi diktirmek gibi düşünüyoruz ve öncesindeki planlamamız bu şekilde oldu. Peki estetik müdahale ile beraber nefes alma problemleri de tamamen gideriliyor mu? Evet. Çünkü bazı ameliyatlardan sonra daha da arttığı gözlemleniyor. Şöyle tabii ki nefes alma probleminin nereden kaynaklandığını iyi çözmek gerekiyor. Genellikle eğer burnun içindeki bizim septum dediğimiz burnu bir çadır gibi hayal ederseniz içinde bir duvar var, sağ sol ikiye ayırıyor. Bununla ilgili bir problem varsa, bunun eğrilikleriyle ilgili bir problem varsa veya burun etlerinin büyük olmasından kaynaklanan bir problemse bunları çözebiliyoruz. %80-90 çözebiliyoruz gerçekten. Aslında anlattığınız ameliyat sonrası, estetik ameliyat sonrası nefes alma problemi burun estetiği sonrasında biraz daha eskiden çok daha agresif biraz estetik ameliyatlar yapılırdı. Daha burnu aşırı küçültmeye, çok aşırı kavisli yapmaya yönelik böyle bir bu iş modaları oluyor dönem dönem. Çok küçültüldüğü zaman da, çok daraltıldığı zaman biraz nefes alma problemleri olurdu. Biz günümüzde daha doğal sınırlar içinde kalmaya çalışıyoruz. Daha fonksiyonel olarak yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki teknik olarak neler kullanıyorsunuz? Burada özellikle burnu kırıyor musunuz, kırmıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Şeyde tabii şimdi pek çok elektrikli aletler, işte ultrasonik aletler, bunların hepsi zaten bizim elimizde. İnanın hastadan hastaya, burundan buruna tabii çok değişebiliyor bunlar.
Ama hani burnu kırmak deyince ben hep hastalarıma da böyle anlatırım. Böyle alıp işte çekici böyle pat pat vuruyormuşuz gibi çok kontrolsüz bir hissiyat veriyor. Aslında bizim yaptığımız iş şu. Bir heykeltıraş nasıl bir mermerden, heykelden bir işte yüz yaratıyor veya herhangi bir heykel yaratabiliyor, bir giysinin kıvrımını bile yaratabiliyor o taştan, mermerden. Nasıl yapıyor? İşte böyle milim milim dokunarak, milim milim küçük dokunuşlarla, vuruşlarla. Hani bizim yaptığımız biraz aslında ona benziyor. Ufak milimetrik keskilerle, milimetrik çalışan aletlerle bu işi yapıyoruz, şekil veriyoruz. Bunun dışında yine genel olarak böyle çok sorulan işte açık kapı, kapalı farkı çok sorulur bazen şeyde. Bu da tamamen burundaki problemin nerede olduğuna bağlı olarak. Yani sonuçta bütün cerrahlar bütün teknikleri aslında biliyorlar. Ama hani her hastada, kimi hastada burnun sırtında ufak bir kemer varsa belki bir burnun ucuna bir dikiş atıp açmadan daha ufak bir girişim yapılabiliyor. Ama daha büyük, daha kırık, travmalı bir burunsa o zaman burnu daha ortaya koyarak bazı şeyleri düzenlemek gerekebilir gibi. Hangisi daha zor? İkisi de zor aslında bizim için. Yani ikisi de zor, ikisi de kolay. Kendine göre zorlukları var, kendine göre kolaylıkları var. Kapalı yapmanın zorluğu her zaman şeyi tahmin ederek, yani anatomik yapıyı hakimiyet aslında daha çok hakimiyet gerektiren bir şey. Çünkü daha küçük bir pencereden yapıyorsunuz tabii, ameliyatı. Tabii, daha zor olmalı. Daha zor, daha ufak bir pencereden yapıyorsunuz. Açık ameliyat daha olaya hakim olduğunuz, onda da ama sonuçlarda kapalıdan daha büyük değişiklikleri daha rahat yapabildiğiniz bir ameliyat aslında, öyle anlatayım. Yani çok kırık, çok travmalı, burnun kemiğine, kıkırdağına, hepsine hakim olmanız gerekiyorsa evet. O zaman açık teknikte daha iyi sonuç alınabiliyor. Ben kendi adıma şöyle diyorum, her cerrahımda bir tarzı oluyor, bir deneyimi tabii oluyor. Ama açık kapalı çok sorulduğu için, yani uç tarafa konulan işte eriyen 4-5 tane dikiş açıkçası aradaki fark bir noktada. Hani en iyi sonucu hangi teknikle alacağımı düşünüyorsam her zaman bunu anlatırım hastalarıma. Oraya gerekirse 3 tane dikiş koymaktan da çekinmeyiz. Yani eğer tabii daha iyi bir sonuç alacaksak totalde bu şekilde. Peki siz hangisini kullanıyorsunuz? Açık mı, kapalı mı? Yani veya hasta geldi. Değişiyor. Şeyde yıllar içinde değişti daha doğrusu. Evet. Açık teknik daha çok kullandığım, bana gelen hastaların daha açık teknikle çözülebilecek daha çok hasta geliyor. Ama kapalı teknikte dediğim gibi mutlaka hani her zaman o gözle bakıyoruz. Yani açmadan yapabilir miyiz sorusu her zaman aklımızdadır. Ama benim bu dönemde açık teknik açıkçası daha çok oluyor. Şimdi ben bu konuda tabii plastik cerrah olduğum için tabii, biraz tabii farklı kendi yaklaşımımı söyleyeyim. Bizler İTSAS'a başladığımız yıllarda açık teknik yoktu aslında. Yani kapalı kullanırdık. Daima kapalı, daima kapalı. Tabii yıllar içerisinde açık teknik 90'lı yıllardan sonra, yani 95'ten sonra falan biraz daha popülerize edilmeye başlandı ve popülerize oldu daha doğrusu. Ve bu 2015'lere kadar böyle işte sekonderini işte açık yapacaksan primerini niye kapalı yapıyorsun gibi söylemler söz konusuydu. Tabii 2015'lerden sonra son 5 yıldır özellikle kapalıya yeniden bir dönüş söz konusu. Sizin çok bu konudaki doğru düşünceniz ne? Bu yani, koruyucu rinoplasti ile ilgili düşünceleriniz kesinlikle ne? Kesinlikle. Yani bu dönemde hakikaten bizler de hep takip ediyoruz. Tabii yıllar içindeki o değişimleri görüyoruz. İşte daha burnu böyle tamamen çok daha agresif cerrahilerden şu anda evet böyle daha yani olabildiğince az yere dokunalıma doğru gidiliyor. Ve koruyucu rinoplasti de aslında teknik daha eski tanımlanmış da bir teknik aslında ama şu anda da çok revaçta gerçekten. Ve biz de uygun hastalarımızda mutlaka o gözle bakıyoruz yani yapabilir miyiz diye. Peki o mikro cihazları kullanırken şimdi veya işte piezolar var biliyorsunuz, elektrikli tabii, motorlar var, bunlarla ilgili kullanırken ister istemez şimdi hani kapatalım yani preservation yapalım, koruyalım derken bu sefer daha geniş açmak zorundasınız. Bu ikisi birbirine tezat değil mi sizce? Yani inanın orada hani cerrahların mesela sizin bahsettiğiniz aletleri kullanım şekilleri bile farklı. Hani bazı cerrahlar gerçekten çok daha açarak şey yaparken bazıları daha dar yerlerden yapabiliyor. Bu birazcık da yani doktorun daha yeteneğiyle mi alakalı bir şey? Tam o değil aslında, yetenek değil ama deneyim olabilir, olaya hakimiyet olabilir, hastanın burnunun gerektirdiği şey olabilir açıkçası. Hani ben genel olarak şöyle aslında yaklaşıyorum. Yani sonuçta bizim de elimizde bütün bu aletler var bir şekilde. Evet. Hani hastalarıma da hep şunu, bazen işte şunu kullanacak mısınız, bunu
kullanacak mısınız diye böyle net soran hastalarımız oluyor işte. Onlar da çok hazırlıklı çok geliyorlar. Evet. Yani derslerini çok çalışarak geliyorlar. Gerçekten çok da mutlu oluyorum bu sorular gelince. Ben böyle severim biraz anlatmayı biraz böyle. Hani şey diyorum yani siz işte arabanızı bir tamire verdiğinizde hani ustanıza işte şu anahtarı mı Alyan'ı mı şeyi mi kullanacaksınız diye hani sormuyorsunuz. Burada bunu bize biraz bırakmalarını rica ediyorum. O hani, hastalar da benim gibiymiş. Ben de çok soru soruyorum. Ben de çok hazırlıklı giderim. Soru sormak çok güzel bir şey ve bence lazım. Yani çok sağlıklı bir şey. Ama hani çok teknik detaylar bazen çünkü bizim anlık karar verdiğimiz şeyler de olabiliyor. Hani hocam da mutlaka ameliyatta şey yapıyor. Yani bazen yapacağız deyip ameliyat esnasında plan değiştirdiğimiz durumlar olabiliyor. Yani biraz orada aslında sonuca, sürece, deneyime biraz güvenmek belki çünkü daha sağlıklı oluyor. Çünkü bazı doktorlar kızıyorlar. Yani hani lütfen siz işinize bakın falan diye böyle. Ben çok mutlu olurum. Böyle hastalarım da bilirler. Böyle sorun. Yani anlatın, görüş alın. Bu sağlıklı bir şey. İnsan burun ameliyatı oluyor. Yani bir pazarda meyve sebze alırken bile iki tane yere soruyorsunuz. Aynen. Yani çok normal bir şey. Ve hayatım boyunca yüzünün ortasında taşıyacağım bir şey. Dünyanın bence hani en tetizlenerek yapılması gereken ameliyatlar bir tanesi. Aynaya baktığınızda yani görüyorsunuz. Aynen sürekli. Aynaya baktığınızda gördüğünüz tek şey gerçekten zor ve titiz çalışmalara lazım. Herkesin sorduğu başka sorulardan bir tanesi de şu bize. Tampon kullanılıyor mu? Tabii kullanıldığını biliyoruz ama yeni tampon malzemeleri hakkında bilgi alabilir miyiz? Eskiden yani, tabii korkunçlu tamponlar onları biliyoruz da. Şimdikiler nasıl? Tampon deyince zaten hep o eski böyle o gazlı bezler olurdu onlar konulurdu. Hep onlara gidiyor şey. Yani ben kendim onları kullanmıyorum. Yani en azından çok anormal bir durum olmadığı sürece %99 vakamda kullanmıyorum. Ama burnun içine işte silikondan böyle yumuşak bir malzemeden kullandığımız işte içi boş böyle tüpler genellikle yerleştiriyoruz. Bu biraz da şeyden hani bize gelen vakalarda biraz nefes alma problemi de genellikle çoğu olduğu için biraz içeriğiyle de ilgili çoğu şey vakada müdahale ettiğimizden dolayı orayı sabitlemek adına kullanıyoruz. Ben onları 48 saat kadar tutuyorum ama. Hani orada da mesela doktor arasında değişkenlikler olabiliyor. Herkesin bir hafta tutan var, 5 gün tutan var. Bu tarzla alakalı veya deneyimle de alakalı. Bazı hastalarda da gerçekten tutmak gerekebiliyor. Çok böyle travma geçirmiş kırık burunlarda ama ortalama 2 gün sonrasında bunu alıyorum. Alırken de yani bütün hastalarımıza da şunu söylüyorum. Genellikle hep bir internetten sağdan soldan mutlaka okuyarak geliyorlar. Aynen, korkarak. Öyle yani güzel bir şey değil. Tabii burnunuzdan bir şey çıkartılıyor ama yani gerçekten 5 saniye süre ve her hastama da soruyorum bunu. Yani zannettiğiniz gibi mi oldu diye. Ya gerçekten %99'da hayır diyor. Bizim şeyde bizim milletimiz biraz şeyi seviyor. Böyle ameliyatı geçirdikten sonra anlatırken biraz böyle biraz askerlik anısı gibi böyle abartmayı şey oluyor. Seviyoruz. Biraz sanki oluyor diye hissediyorum ben de. Doğru. Siz diyorum öyle anlatmayın. Doğru. Ben biraz daha teknik bir konudan bahsedeceğim. Anestezi. Yani anestezi konusundaki yenilikler burunda nedir? Yani eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Ne farkı var? Nelere dikkat ediyorsunuz? Şöyle yani özellikle kanama anlamında, kanama kontrolü anlamında yani düşük anesteziyle daha güvenli, daha hassas ilaçlar artık elimizde olduğu için tansiyon kontrolünü ve çalışma alanımızın işte kansız olmasını çok daha iyi sağlayabiliyoruz. Bu da gerçekten çalışmanın daha az travmatik olmasını ve takiben de iyileşme sürecinin daha iyi olmasını sağlıyor. Benim gördüğüm en önemli fark açıkçası yani bir işte 7-8-10 sene önceyle şimdiki arasındaki fark bu diye düşünüyorum. Ağrı anlamında burun estetiği çok ağırlı bir ameliyat olarak ben hiçbir zaman görmüyorum. Bu şekilde de anlatıyorum. Normal günlük hayatta kullandığımız ağrı kesiciler yeterli oluyor. Mesela bademcik ameliyatı çok çok daha ağırlı bir ameliyat açıkçası bizim alanımızda olan. Hele ki bir erişkine yapıyorsak biz mutlaka bunu böyle anlatıyoruz zaten. Hani hazırlıklı olun bilin diye ama burun estetiği o ilk iki günden sonra o anlamda da çok sıkıntı yaratmıyor. Hani en büyük belki farklar bunlar diye düşünüyorum. Vallahi ikisini de yaşamış biri olarak gerçekten bademcik ameliyatı çok daha zor. Her ay ilişkin hani, yani büyük yaşta olduysanız. Evet hani, tabii 13 yaşında falandım yine büyüktüm yani. Ve çok zor bir ameliyat ve lokal yapmışlardı. Baya çatır çatır hissetmiştim her şeyi. Çok zor bir ameliyat. Burun ameliyatını yani çoğu insan çok korkuyor. Yani plastik cerrahlara da söylüyorlar bunu. Ben korkulacak hiçbir şey görmüyorum. Yani sonrasında hani ağrı, kanama, morluk oluyor mu diye size sormak istiyorum ama. Yani ağrı anlamında dediğim gibi ben de böyle hastalarımla hep yakın açıkçası ilişkide olmak isterim. Böyle yakın takip ederim. Bir problem olup olmadığını şey yaparım. Yani çok büyük ağrıyla geri dönen hiçbir zaman olmadı. Kontrol edemediğimiz. Morluk, şişlik anlamında açıkçası o farklı bir hikaye. Kişiden kişiye inanılmaz değişiklik gösteriyor. Ben de hiç olmadı mesela. Sıfır, yani çok sıfır değişiyor. Morluk yani burada bende.
kişinin kendi yapısı, cilt yapısı, işte dokularının kalitesi, kullanılan teknikler, ameliyatın süresi, yani cerrahın manipülasyonu inanılmaz fark ediyor. Yani bazen yani aynı gün işte iki ameliyat yapıp hemen hemen aynı sürelerde aynı ameliyatları yapıp benzer. Bir hastamızda hiç morluk şişlik olmazken diğerinde gerçekten çok fazla olabiliyor. Ben hep şunu anlatıyorum. Şunu biliyoruz ama en kötü morluk şişlik bile 10 gün sonra geçiyor. Yani bence bilinmesi gereken şey bu. Hani bunu görüyoruz da böyle bazen geçmeyecekmiş gibi geliyor ama birinci haftada 10. günde mutlaka geçiyor. Çok da iyi bence kremler var zaten. Bence bunu bilmek gerekiyor. Aynen. İşte buz uygulamaları, anestezi uygulamaları, anestezinin daha doğrusu buradaki katkılarıyla. Eskiden ben daha çok anlatırdım morluğu, şişliği. Daha böyle hani şu anda hazırlıklı olmalarını ama işte en kötüsünü bile 10 günde geçeceğini söyleyince herkes o anlamda şey ve kendileri de böyle anlatıyorlar öyle olduğunu zaten. Kesinlikle ki o kadar bile kalmıyor artık. Aslında bunu şöyle değerlendirmek bence mantıklı. Üçe bölmek lazım. Yani hasta kaynaklı, anestezi kaynaklı, cerrah kaynaklı. Yani üç sebep morluk ve bence ağrıda ki ağrı olmuyor zaten gerçekten. Anestezi kaynaklı morluk oluyor mu? Yani yok anesteziden değil. Anestezi eğer çok düşük tansiyon olamadıysa ameliyat esnasında bazen olabiliyor. Bazı hastaların kendi bünyelerinden dolayı çok bazen düşük şey olamayabiliyor. Bunlara bizi burada durduran olaylar değil yani bizim ameliyatımızı çok etkileyen şeyler değil ama işte o bu tarz hastalarda bazen biraz daha morluk şişlik görebiliyoruz açıkçası. Anlıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Denizhan Dizdar bizlerle beraberdi. Sağlık Vakti devam edecek.